Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İki gündür ülkemizi meşgul eden bir meseleyle ilgili tartışmaları ayrıntılarıyla değerlendirdik. Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayımlamak değildir. Aynı şekilde hiçbir emekli kamu görevlisinin de topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Biz bu amirallerin, diplomatların ve diğerlerinin son dönemde Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde bir araya gelerek ülkeleri için destek bildirisi yayımladıklarını görmedik. Yine bunları FETÖ'cü hainlerin başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken de görmedik. Tam tersine imza sahibi amirallerden bazılarının geçmişten bugüne ülkemizin hak ve menfaatleri aleyhine medyada verdikleri demeçleri, sergiledikleri duruşları üzüntüyle takip ettik. Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye değindi. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır. Bu yöntem ve bu tarz ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye, hukuk devletine, milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilir ve aynı şekilde muameleye maruz kalır. Yayınlanan bildirinin milletimiz nezdinde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer sebebi de çok daha büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olmasıdır. Eski diplomatlardan, eski milletvekillerinden, ülkemize karşı husumetleriyle bilinen sözde aydınlardan oluşan kimi kesimler bir süredir benzer söylemlerle yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı hedef almaktadır. Üstelik bunların çoğu da ülkede dikili taşı olmayan, millete zerre faydası dokunmamış kişilerdir. Maalesef siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin kararlı bir şekilde ve en yüksek sesle karşı duruş sergilerini ve bu noktadaki duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı bugün burada sadece milli iradeye verilen desteğe teşekkür için huzurlarınızda bulunacaktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısına mücadele verilmektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir, dedi. Ülkemiz bütün imkanlarını seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyakkuz halindedir. Maalesef COVID-19 kaynaklı vaka ve vefat sayısında tedirgin edici bir artış gözlenmektedir.
mutasyonlu virüsün bulaşma hızı endişeleri gün be gün kamçılamaktadır. Elbette sağlık her şeyin başıdır. Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Bu olumsuz tesirleri en aza indirmek, hazmedilebilir seviyelere çekmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Bahçeli açıklamasında Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmekte. Ukrayna Avrupa Birliği'nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir dedi. Çin'in İran'la 400 milyar dolarlık anlaşma yapması, Rusya'nın Cerablus ve Elbap başta olmak üzere Fırat Kalkanı bölgesini balistik füzelerle vurması, ABD'nin Rusya'yı düşman, Çin'i rakip görmesi, Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK-YPG'ye silah ve enerji kaynaklarıyla destek vermesi, bölgesel ve küresel tansiyonu yükseltmektedir. Diğer taraftan Zillet İttifakı'nın yalan ve dedikoduları yoğunluk kazanmaktadır. Terörist Demirtaş, üçüncü ittifak kartını masaya koymuş ve adına da sözde Demokrasi İttifakı demiştir. Bu gelişmelerin hepsi birbiriyle eklemlenmiştir. Ürdün'de darbe girişimi, Mozambik'te sıvılaştırılmış doğalgaz temelli iç karışıklıklar, Myanmar'da darbe sonrası yükselen toplumsal çalkantılar, Körfez ülkelerindeki açmazlar, dünyanın 54 ayrı noktasında kızışan çatışmalar, emperyalizmin kumpas şiddetini arttırdığına işarettir. Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriye de sert tepki verdi. Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu ve şüpheli bildirisi yayınlanmıştır. Bunlar arasında yer alan partimiz üyesi ve Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettik. Yani şaşmaz ve tartışma kabul etmemiz irademizi gösterdik. Montreux tartışmaları, Kanal İstanbul anlaşmazlıkları derken Türkiye 4 Nisan'da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla sarsılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 1936 tarihli Mondros-Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Anlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Kaldı ki hiç kimsenin de Mondros-Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur. Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında iç deniz yolu aşmasının Montreux'la nasıl bağı kurulmaktadır? Bu zorlama, zeka özürlü yaklaşımın failleri herkesi kendileri gibi aptal ve ahmak mı zannediyorlar? Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaziantep'te düzenlenen 12. GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı. Özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntem ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçimiz de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek. Zira Gaziantep kaliteli üretimini tarımsal sanayiyle güçlü bir şekilde buluşturan şehirlerimizin en başında geliyor.
Bakan Pakdemirli açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep'in güçlü ve tarım hayvancılık potansiyeli sayesinde tarım sektörüne katkısının büyük, üreten ve çalışkan bir şehir olduğuna vurgu yaptı. İşte bu gastronomi potansiyelini çok daha iyi değerlendirmek ve daha çok tanıtmak zorundayız. Bu fuar organizasyonu tarım sektörünün vitrini olmasının yanında Antep'in gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından da önemlidir. Bizler de bugün 120'ye yakın firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen bakanlık olarak yanınızdayız. Bu amaç doğrultusunda yapmış olduğumuz yatırımlarla geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bakan Pakdemirli açıklamasında ülkemizin coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade etti. Göreve geldiğim günden bu yana çiftçimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız demiştim. Bu manada Gaziantep'te çiftçi kardeşlerim bilirler. 2002 öncesinde destek neredeyse yoktu AK Parti hükümetler öncesinde. Birkaç sınırlı müdahale alımı vardı. 2002 sonrasında ise artan destekler ya olmayan müdahale alımları ya da sınırlı müdahale alımları var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hem destekte artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri %65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Bakan Pakdemirli açıklamasında Gaziantep'e yapılacak yatırımlara da değindi. Kılavuzlu sulaması 4. kısım sulaması ile 6100 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını bitiriyoruz. 3. Islahiye Güneş Barajı sulaması ile 5040 dekar arazinin modern sistemiyle sulanmasını sağlayacağız. Ve son olarak da 9.'sü Islahiye Arpalı Mahallesi İdiş Deresi ile Arpalı Mahallesi'nin taşkınlardan korumak üzere yapılacak proje için de inşallah önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor olacağız. Sevgili seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması şifa ayı Ramazan olan 2021 yılı Ramazan ayına ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması şifa ayı Ramazan olan 2021 yılı Ramazan ayına ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplantıda yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil, evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik, dedi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra ulaşamazsınız. Buyuran Rabbimizin ikazı doğrultusunda hayır hasenatımızla yoksul, kimsesiz, garip ve muhtaçların derdine derman olarak cimrilik ve bencillik hastalığımızı tedaviye yöneldiğimiz bir şifa ayıdır. Hadi zatında bütün ibadetler, namazlarımız, zekatlarımız, oruçlarımız, dualarımız, mukabelelerimiz, hatimlerimiz, sadakalarımız manevi olarak bizleri güçlü kılan, kalbimizi arındıran, umudumuzu artıran, zorlukların üstesinden gelmede bize güç veren nimetlerdir. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan vesilesiyle yardım organizasyonlarımız olacaktır. Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla toplamda 61 milyon Türk liralık yardım yapacağız Türkiye Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşallah.
Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık, kumanya gibi bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı yani tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi yine il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Medyada ve dijital ortamlarda yüce dinimiz İslam'la veya başta oruç olmak üzere ibadetlerle ilgili yazan, konuşan, program yapan herkesten sahih bilgiye bağlı kalmalarını özellikle istirham ediyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yanlış, zayıf, mesnetsiz bilgilerden kaçınmalarını istiyorum. Gereksiz konular ve tartışmalarla milletimizin zihinlerini meşgul etmemelerini, fitne ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Mevcut şartlarda, şu an mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil, evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri yarışmasının sonuçları belli oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de katıldığı yarışmada Denizli Su Yönetimi ve İklim Değişikliği projeleriyle dünya ikincisi oldu. Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl Tek Dünya Kentleri yarışması düzenlendi. Türkiye'de 5 ilin katıldığı yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Denizli yarışmada Türkiye birincisi oldu, ardından 27 ülkede 54 kentle yarıştı. Türkiye'yi yarışmada temsil eden Denizli Su Yönetimi ve İklim Değişikliği projeleriyle dünya ikincisi olarak ülkesini gururlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu önemli başarı kapsamında Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenledi. Çevre dostu tarım ürün ve uygulamalarını tercih edin. Atıklar çöp değildir. Geri kazanın ve yeniden kullanın. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahintin, Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefennili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı. Ödül töreni Ege TV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Törenin açılış konuşmasını Vakfın Türkiye Ofisi Genel Müdürü Aslı Pasinli yaptı. Vakfımız aynı zamanda dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşu, 100 ülkede faaliyet gösteren en saygın doğa koruma kuruluşu WWF'in Türkiye ofisidir. Ben de İzmirliyim, Ege'liyim. Artık Denizli'yi de ikinci evim olarak görüyorum. Vakfımız yaklaşık 10 senedir havzada çalışıyor. Çok kıymetli bir havzamız, Büyük Menderes Havzası. Ben de 4 senedir sık sık gelip gidiyorum. Sizlerin sıcak ilgisinden tekrar çok teşekkür ediyorum. Pasinli'nin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kürsüye çıktı, yarışmadan söz etti. Denizli'nin tüm dünyada adını bir kez daha duyurduğunu, dünya ikincisi olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Konumuz doğa, konumuz sağlıklı yaşamak. Tabii ki 50 yıl önce başlayan o sanayileşmeyle birlikte, hele hele fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte şehirleşme üst seviyeye gitti. Artık şehirler çekim merkezi haline geldi. Hem bu atıklar çevreye ve atmosfere zarar vermeye başladı. Birlikte yaşamakla birlikte ve sanayileşmeyle birlikte de atıklar kat kat artmaya başladı. Denizli Milletvekilleri Şahintin, Ahmet Yıldız ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik de ödül töreninde konuşma yaptı. Okuyoruz, memuriyet yapıyoruz.
Biz hep köydeyken yağmur yağınca havayı güzel bulurduk. Ankara'ya gittim arkadaşlar. Yağmur yağınca havaya kötü diyor. Kurak olunca güzel diyor. Ama şu anda bütün dünya, bütün gezegen bu tehlikeyle karşı karşıya. Ya sel ya kuraklık gibi insanlık için kötü seçenek. Aslanımın dediği gibi dileyelim bu gidişatı insanlık olarak geriye çevirelim. 1,5 dereceyi aşmadan geriye dönüş olsun. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle misafirlerimize. Bu azimle, kudretle, iyi niyetle, sevgiyle, vatan sevgisiyle, devlet sevgisiyle birlikte yürürken tabii ki işte bunu ne yazık ki bazen bugünkü gündemimiz itibariyle de bazı sıkıntıları oluşturmaya çalışılmakta, Türkiye'nin istikrar ve düzenini bozmaya çalışanlar olmakta. İnşallah bunların da bu tür efendim işgüzarların da hakkından bu ülkemiz hep beraber sizlerle birlikte gelecektir. Birlikte de bunu başaracağız ve bu güzelliklerin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Ve ben birinci olmayı bekliyordum. Sevgili başkanımız ikinci olduk dediği zaman biraz yüzüm düştü. Çünkü Denizli hep birinciliklere alışmıştır. İnşallah sevgili başkanım birincilik hedefini, birincilik sözünü buradan almak istiyoruz. Yapacağız inşallah. Hep birlikte yapacağız. Destek olacağız. Kendilerinin de ifade ettiği gibi bu bir kişinin, bir kurumun çabasıyla olacak bir iş değil. Hepimiz bu noktada belediyemize ve bu noktada çalışan arkadaşlarımıza destek olacağız. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Alkışlar Denizli'mize, alkışlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne. Aslında hani gelecekte bahsedilen bir konu gibiydi ama biz artık bunu yaşamaya başladık. İklim değişikliği tarihin tarihsel dönemde hep gerçekleşen bir durum. Ödül töreni sonrasında iklim değişikliği paneli gerçekleştirildi. Yaptığı çevre programlarıyla tanınan ünlü gazeteci Güven İslamoğlu katılımcılara sunum yaptı. İklim değişikliği ile ilgili bilgiler paylaştı. Katılımcılar paneli ilgiyle izledi. Ve şu anda ısınmanın şuralarda olması beklenirken biz ısınmayla burada karşılaşıyoruz. Yani biz bu dünyada ne kadar zamandır varız? Şu kadarcık dilim. Yani 100 bin yıl şurası. 100 ya da 200 bin yıl. Şu kadarcık dilim. Şu dünya dengesine baktığınız zaman şu kadarcık bir dilimde yaşamışız biz insan olarak. Ve bu kadarcık bir dilimde ne hale getirdik? Yani şu eğri direkt yukarıya doğru çıkıyor. Aslında bizim şu anda 18 bin yıl önce buzul çağından çıktık. Yavaş yavaş dünya ısınıyor. En güzel zamanı, ılıman iklim zamanı. Bol karbondioksitin olduğu, besinin olduğu, güneşin olduğu, suyun olduğu en verimli zamandayız şu anda. Yani şu dönem, şu orta dönem dünyanın en verimli olduğu dönem. Biz dünyanın en verimli olduğu döneme daha yaklaşamadan dünyamızı ısıtmaya başladık, yok etmeye başladık. Bakın. Ali Ağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı kent merkezinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklardaki bozuk yol tamirini hızlıca gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. Ali Ağa Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Atak ekibi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kent merkezinde bozulan, bu nedenle de hem yaya hem de araç trafiği için tehlike arz eden yollarda yama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Sorun varsa biz çözeriz vizyonuyla hareket eden ekipler, yama asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol üzerinde tamir edilmesi ya da bakım yapılması gereken tüm unsurlara da anında müdahale ederek vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlıyor. Ali Ağa Belediyesi Atak ekibi üyesi Hikmet Kaymakçı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kent merkezimizde vatandaşlarca sıkça kullanılan cadde ve sokaklarımızda çalışma yaparak bozuk yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik dedi. Tespit ettiğimiz noktaları da anında müdahale etmek için çözüm üretiyoruz. Çözüm ürettiğimiz yerleri de üzerinden kepçeyle kazıp üzerine asfalt atıp silindirden geçiyoruz ve asfalt atıp geçtikten sonra kullanabilecek hale getiriyoruz. Ekibimiz 6 kişiden oluşuyor.
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda iyi değerlendirerek bozuk olan bakım ve onarımı yaparak vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Denizli Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanları Uğur Erdoğan'a emlakçı üyelerinin yaşadığı sıkıntıları aktardı. Başkan Erdoğan, ekibine gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması için talimat verdi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, hizmet binasında bir araya geldiği odalarının 13. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Şamil Çınar, Komite Başkanı Volkan Gürsoy ve Komite Başkan Yardımcısı Coşkun Emik'le sektörel sorunlarını ve taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili yapabilecekleri ve mesleki eğitim faaliyetlerini görüştü. Komite Başkanı Gürsoy, ilgili üyelerinden gelen talepleri aktardığı görüşmenin sonunda oda yönetimine kısa zamanda ayrıntılı bir dosya hazırlayıp sunacaklarını dile getirdi. Ayrıca taşınmaz ticareti yetki belgesiyle faaliyetlerindeki destek ve ilgilerinden dolayı Başkan Erdoğan'a bizzat teşekkür etti. Gürsoy sektörlerinde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların artık kaçak sayılacağını hatırlattı. Başkan Erdoğan ise üyelerinin her an yanında olmaya çalıştıklarının altını çizerek gerek bizzat üye ziyaretleriyle gerekse komiteleri aracılığıyla sahada olanları an be an takip ettiklerini ve üyelerinden kendilerine yansıyan her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya, her talebi de imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Emlakçılık sektörüne mesleki bir kimlik kazandırmak adına ne varsa yapmaya çalıştıklarını da vurgulayan Erdoğan, üyelerinin ve vatandaşın bundan sonra Denizli Ticaret Odası'nın güvencesinde iş yapma ayrıcalığını yaşayacaklarını müjdeledi. Başkan Erdoğan, üzerinde odamızın da logosunun bulunduğu emlakçı üyelerimizin ihtiyacı olan sözleşmeleri, öncelikle Denizli Ticaret Odamızın internet sitesine koyacak, üyelerimizin ihtiyaç halinde buradan temin ederek tek tip sözleşme üzerinden çalışmalarını sağlayacağız. Oda sicil numaraları ile sadece üyelerimizin ulaşabileceği bir dijital evrak erişim noktası oluşturacağız. Böylelikle merdiven altı tabir edilen kayıtsız şekilde sektörde yer işgal edenlerin ortamı suistimal etmelerinin ve vatandaşın bu tipteki gelip geçici kişiler tarafından mağdur edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca bu evrakları matbu olarak da hazırlatıp bittikçe tekrar bizden temin edebilecekleri şekilde sadece üyelerimizin kullanımına sunacağız. Seri ve sıra numaraları ile taklit edilmesini de önleyeceğiz. Ekibim bu konudaki çalışmalarına başladı. Kısa zamanda tamamlayıp üyelerimizin hizmetine sunacağız dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gezici tırı Denizli'ye gitti sevgili seyirciler. 3 gün boyunca 15 Temmuz şehitleri Delikli Çınar Meydanı'nda Denizlili vatandaşlara kapılarını açık tutacak gezici tırın açılışı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gezici tırı Denizli'ye geldi. 15 Temmuz şehitleri Delikli Çınar Meydanı'nda konuşlanan gezici tırın açılışı yapıldı. Açılışa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağım ve gazeteciler katıldı. Müdür Sağım, gezici tır hakkında bilgi verdi, tüm Denizli halkını gezici tırı ziyaret etmeye davet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın, Türkiye'mizin, ülkemizin milli, tarihi, kültürel, teknolojik ve bilimsel zenginliklerini teknolojiyle anlattığı bir dijital tır oluşturuldu. Bu dijital tır 15 Şubat tarihinde Edirne'den yola çıktı. 52 haftada 52 ili ziyaret edecek. 8. durağı Denizli'ye, 7. durağı olan Muğla'dan geldi. Bundan sonraki 9. durağı da Burdur olacak. Bugün açılışını yapıyoruz. Cuma günü de Burdur'a uğurlayacağız. 40 metrekarelik bir iç alana iç hacme sahip olan dijital tırımız pandemi nedeniyle içeriye girişler tek tek olacak ve girişte ziyaretçilere maske verilecektir. Girişte tırın girişinde holografik bir sunucu ziyaretçilere bilgi akışı sunacaktır. Sonrasında sihirli ayna deneyimi ile ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, kalp atış hızı, ateş ve ruhsal durumu ile ilgili bilgiler ekrana yansıtılacak olup sonrasında 3 boyutlu sanal kutu deneyim alanımız var. Burada da 6. nesil gemimiz olan Fatih Sondaj gemisinin hologram şovu olacaktır.
Sonrasında harekete duyarlı ekranda milli gururumuz İHA'nın deneyim şansını yaşayacak ziyaretçilerimiz. Ve son olarak da yeşil perde deneyiminde ziyaretçilerimiz ekrandaki barkodu cep telefonuna okutarak cep telefonuna gelecek ekrandan bilgilerini girecekler ve oradan çekilecek fotoğrafla dijital sertifika basılacaktır. İHA kullanımı ile ilgili dijital sertifika basımı yapılacaktır. Vali Atik ve Belediye Başkan Vekili Değirmenci de açılışta konuştu. Tüm Denizli vatandaşlarımızı ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri de yerinde görmek üzere, özellikle İHA'larımızı görmek üzere tırımıza davet ediyorum. Ben bütün vatandaşlarımızı buraya tekrar davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezimize de bu güzel hizmeti Denizli'mizle buluşturdukları için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Açılışın ardından protokol yererek gezici tırı inceledi. Vali Atik tırda yer alan yeşil perde, harekete duyarlı ekran, sanal manken, sihirli ayna ve 3 boyutlu sanal kutuyu denedi. İletişim Başkanlığı'nın gezici tırı 9 Nisan Cuma günü saat 20'ye kadar vatandaşlara kapılarını açık tutacak. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlar tıra sırayla alınacak. Tırdaki aşamaları tamamlayan vatandaşlara İletişim Başkanlığı'nın kitapları hediye edilecek. Kentteki engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama katılmalarına destek olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kesintisiz iletişim hedefiyle açtığı işaret dili kursu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Evkabir semt evinde yeniden kapılarını açacak. Şimdi bu şekilde yaptım ve birleştirdim. Buca Belediyesi kent genelinde engellerin kaldırılması için her alanda proje geliştirmeye devam ediyor. Engelsiz iletişim için açtığı işaret dili kursuna gösterilen yoğun ilgi üzerine Evkabir semt evinde yeniden kursiyerlerle buluşacak. Baba, peki ben baba işaretini götürdüm. Abi. İkiyi birleştirdim, çeneme koydum. Bu dişi kavramlar için kullanacağım bunu. Kadın, kız, hanım. Evet. Peki ben bu işareti yukarı götürdüm. Abla. Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği kişisel gelişim, sanat ve spor kursları hızla yeni kursiyerlerini yetiştirmeye devam ederken Evkabir semt evinde faaliyet gösteren işaret dili kursu 2021 ilk mezunlarını verdikten sonra vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine tekrar açılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek 2,5 aylık kurs süreci sonunda kursiyerler temel işaret dili eğitimlerini alarak işitme engellilerle iletişimin ilk adımını atacak. Bebek çok ağladı. Ağlamak. Ağlamamak dersen olumsuzdu. Ağlamamak. Ben senin adını unuttum. Çocuk oyun oynamak, silkele bakalım, istiyor. At bakalım. Önce... Sonra. Ascon Denizli Şubesi'nin 6. olan genel kurulu büyük bir heyecanla yapıldı sevgili seyirciler. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut Başkan Uğur Küçük güven tazeledi. İş dünyasına teşekkür eden Başkan Uğur Küçük, Denizli'miz için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz dedi. İnna fetahna leke fetham mübina. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon Denizli Şubesi'nin 6. olağan genel kurul toplantısı Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapıldı. Genel kurula kent protokolü ve siyasilerle Ascon Genel Başkanı Orhan Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yavuzer ve Ercan Vergili'nin yanı sıra Denizli iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Genel kurulda protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Ascon ülkemizin ihracatına, üretimine, sanayisine katkı sağladığı için kendilerini başta genel başkanım olmak üzere tebrik ediyorum. Bugünkü genel kurulumuzun hem ülkemize hem Denizli'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni göreve gelecek arkadaşlara da tebrik ediyorum. Dün görevini yapıp Denizli'ye emek katkı sağlayan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Onlardan da Allah razı olsun.
Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ülkemiz için hep birlikte gece gündüz demeden ekonominin kahramanlarıyla yine Ascon iş adamlarımız, Ascon ailesi hep birlikte ülkemize ve denizimize katkı vermeye devam edeceğiz. Ben bize göstermiş olduğunuz, o geçmişte göstermiş olduğunuz özenden, değerden ötürü her birinize çok teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah mazeretsiz bir şekilde şimdiye kadar ürettiğiniz korona gibi çok ciddi bir bela ile imtihan olduk ve halen olmaya devam ediyoruz. Bundan sonrasında da hiçbir mazeret göstermeksizin üretmeye, katkı vermeye, ülkemizin o hak ettiği yere gelmesi için gayret göstermeye devam edeceğinize inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. Tabii bugün genel kurul yapılacak denizimizde. Uğur Başkanımız burada çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah güzel hizmetler yapmaya değerli çalışma arkadaşlarıyla, ekibiyle devam edecek. Ve Denizli iş dünyasına ait iş adamlarımız da İnşallah üretmeye, denizimize ve ülkemize güç vermeye devam etsin istiyoruz. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Allah'ım yolunuzu açık etsin. İnşallah birlikte el ele, gönül gönüle hem denizimizde, hem ülkemizde, hem dünyada birçok güzelliklere vesile olmayı nasip etsin diyorum. Bu kongrenin inşallah denizimize ve iş adamlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan bir kez daha niyaz ediyorum. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği adı üstünde. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Aslan'ın zaten gereğini yapacağını biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bir de diğer mottonuzda milli kalkınmanın güçlü adı şeklinde. Ben buna şu kadar bir ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Milli kalkınmanın güçlü adının yanında milli kalkınmaya vesile olan yerli iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin yeni görev alacak kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bizler sizlerle beraber aynı mefkure altında, hedefinde yol alıyoruz. Sizlerle beraber olmasak inanın bugün bir eksiklik hissedecektik. Ascon Denizli Şubemizin kutlu genel kurulunu idrak etmek bizler için bir onurdur, şereftir. İnşallah nice programlarda sizlerle beraber olmayı arzu ettiğimizi ifade ediyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Sen, ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Allah'a şükür bugün burada sen ben demeyen, vahdeti, dirliği ve istikbali önceleyen, yarınların büyük Türkiye'sini oluşturmak için yüreklerini ortaya koyan siz değerli neferlerle birlikteyiz. İnşallah bu gerçekleştirmiş olduğumuz olağan genel kurulumuzun, önümüzdeki bayrağı devralacak kardeşlerimizin İnşallah daha ileriye götüreceğinden de hiç şüphem yok. Ve bu zamana kadar kurumumuzda hizmet etmiş, gayret etmiş. Ve STK'cılık zordur, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Vermeyi gerektirir. Cebinden vermeyi, zamanından vermeyi, ailesinden zaman ayırmayı gerektirir. Bu zamana kadar bu vazifeleri de bir hakkın yerine getirmiş tüm kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Mevcut Başkan Uğur Küçük'ün önderliğinde hazırlanan ve tek listeyle gidilen genel kurulda Uğur Küçük güven tazeledi. Başkan Küçük teşekkür konuşması yaptı. Üstad Necip Fazıl'ın da şu dörtlükte söylediği gibi, tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefi varmayan mızrak utansın, hey gidi köye ilan, koşmana bak sen, çalışan çatlarsan doğuran kısrak utansın. Bu minvalde üretimlerimizi ve ihracatımızı artırarak dün koştuk, bugün de koşmaya devam edeceğiz ve bu hususta da tekrardan yönetim kurulu üyelerimize ve önceki dönem yönetim kurulu üyelerimize de tekrardan teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ 2017'de riskli yapı ilan edilen Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 7 blok 190 konuttan oluşan Asfatih Kent sitesinde dönüşüme başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ 2017'de riskli yapı ilan edilen Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 7 blok 190 konuttan oluşan Asfatih Kent sitesinde dönüşüme başlıyor. KİPTAŞ tarafından yerinde dönüşüm modeliyle yeniden inşa edilecek sitede ikamet eden hak sahipleri
Kiptaş'ta 22 Ocak 2021'de sözleşme imzalamaya başladı. İlk imzalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile Kiptaş Genel Müdürlüğü'nde atılmıştı. Hem uzlaşacağız, hem size alıştığınız yerde evlerinizi vereceğiz. Hem en uygun koşullarda vereceğiz. Hem de sizin de cebinizden mümkün olduğu kadar en az maliyet çıkaracak şekilde vereceğiz. 19 Ocak 2021'de 190 bağımsız bölümden 136 tanesiyle sözleşme imzalanarak 3/2 çoğunluk sağlandı. Gönüllülük ve uzlaşının esas alındığı dönüşümde şimdiye kadar 177 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle sözleşme imzalandı. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, yürütülen dönüşüm projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Proje kesinlikle depreme dayanıklı olacak. Kiptaş'ın tüm yaptığı projeler depreme dayanıklı. Şu anki yönetmeliklere üstünde standartlarda projeler oluyor. Aynı zamanda bölgede değer katacak bir proje ve örnek olacak bir proje. Şu anda Bağcılar ilçesindeyiz. Etrafında bu ve buna benzer birçok böyle riskli yapı stoğu var, yarım kalmış projeler var. Biz şu anda Kiptaş olarak İstanbul'da 15 farklı ilçede, 30 farklı bölgede yaklaşık 5500 tane bağımsız birime ilişkin bu seviyede çalışmalar yürütüyoruz. Ama uzlaşma süreçleri takdir edersiniz ki çok uzun sürüyor. Buradaki hak sahiplerimiz çok sürece katkı sağladılar, teşekkür ediyoruz. Çok hızlı bir uzlaşma süreci yönettik pandemiye rağmen. İnşallah 18 ay, temel attıktan 18 ay veya 24 ay arasında da hak sahiplerimize dairelerimizi teslim edeceğiz. 1-1,5 ay içerisinde de burada temel atmayı hedefliyoruz. Temel attıktan sonra 18 ay ya da 18'de 24 ay arasında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı basın açıklamasında 104 emekli generalin bildirisine tepki gösterdi. Gündemin en üst sıralarında yer alan emekli amirallerin yaptığı bildiriye bir tepki de 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Platformu'ndan geldi. 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada emekli generallerin bildirisine tepki gösterdi. Beyler ne diyorlar emekli beyler? Montreux Anlaşması'ndan çekilin diyorlar. Aslında bunu demiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilin diyorlar. Peki İstanbul Sözleşmesi hakikaten kadın haklarını, özgürlüklerini koruyan bir sözleşme mi? İş böyleyse biz niye çekilmiyoruz? Gerçek içindeki sıkıntılar nelerdir? Buna bir bakalım. İstanbul Sözleşmesi'ni inceledim. 3. maddesinde Allah'ın emirlerinin tamamının tersini uygulayabilir diyorlar. Bu yani ne demek istiyorum? Avrupa'da yaşayan işte lezbiyenler, eşcinseller, LGBT'liler falan var ya, yani çekirdek ailenin ve Allah'ın emirlerinin yok olmasını isteyen, bunu kim istiyor aslında? Bu 103 emekli amiral mi istiyor? Değil tabii ki. Bunu bizi karşısında yıkamayan, yani çekirdek gücüne aidiyet bağlarımızın kırılmadığını gören Avrupalılar istiyor. Emperyalist efendiler istiyor. Amerikalılar istiyor. Dün FETÖ'yle başka şekilde istiyorlardı. Bunlar durmayacaklar. Bugün de bir şekilde buradaki, hani Biden diyordu ya, muhalefette biz yıkacağız, devireceğiz Tayyip'i diye. Bunlarla beraber istiyorlar. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki Lut ehlini unutmayalım. Lut peygamberini unutmayalım. Lut peygamberinin kavmi biliyorsunuz bu yüzden helak oldu. Biz Allah'a inanıyoruz. Bu memleketin %99'u Müslüman. Elhamdülillah Müslümanlığımızda da övünüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu dünyanın bir de ahireti var. Yani bir tane paşamız Miraç kandilini kutladı diye irticayla suçlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Paskalya'yı da kutluyoruz. Paskalya'yı kutlayan Hristiyanlar da bizim dini bayramlarımızı kutluyorlar. Siz kimin evlatlarısınız ki? Siz yani nasıl bir inanca tabisiniz ki? Hiç mi inancınız yok ki? Yani bu tür şeylerle insanları yaftalıyorsunuz. Esas dert şu mu? TSK'ya girişteki örgüt bağlarını kestiğimiz o kanun değişikliği mi sizi rahatsız etti? Yani halen başka şekilde çeteler, FETÖ'ler, terör grupları girsin de 30 yıl terörle mücadelemizde bizim ayaklarımıza pranga vurdular ya, hani siz görevdeyken beyler sizin başarılarınızı biz unutmadık. Siz millete ayar vermeye çalışıyorsunuz ya, şimdi biz de milletin muhtırasını size bildirmek istiyoruz. Milletin seçtiği hükümete ayar vermek, milletin iradesine ayar vermek sizin haddiniz değil. Sizin efendilerinizin de haddi değil. Dünyanın tüm devletleri ertesi gün, yani biz Montreux'u gece kaldıracaktık da ertesi gün bize karşı savaş mı açacaklardı? Böyle bir şey mi vardı ki? Zaten sizin basın haklarınız da var ayrıca. Her biriniz özgür şekilde her kanalda fikrinizi söylerken neye ihtiyaç duyuldu da
silahlarla, tanklarla korladıklarımızdan biliyoruz. Yarım kalan mücadelemiz bizi kesmedi. Biz gaziler şehit olamadığımız için üzülüyoruz. Şehitlerimiz, kardeşlerimiz bizi orada bekliyor. Biz Omuga'da, Çanakkale ruhunda da koşmuştuk. Bugün de aynı ruha kavuştuk. Sivas'ta bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu sevgili seyirciler. Sivas'ta Adalet Sarayı önünde toplanan Memur Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ve üyeler geçtiğimiz günlerde bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında basın açıklamasında bulundu. Açıklamada milletin iradesinin yanında vesayet zihniyetin karşısında olduklarını belirten Temiz, millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık ettiğini söyledi. Bunun da farkındadır. Darbeci zihniyet hesap verecek! Darbeci zihniyet hesap verecek! Açıklamanın ardından Sivas'ta bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Vatan Sanayi sitesindeki işyerleriyle otosantral garajda minibüsçü esnafını ziyaret etti. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Şevik, zabıta müdürü Hasan Ertan ve zabıta personeliyle birlikte ilk olarak otosantral garajını ziyaret ederek burada minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Burada Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kırık ve minibüs şoförleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Şevik, otosantral garajı ile ilgili istek ve taleplerini dinledi. Minibüsçülere içerisinde maske ve dezenfektan bulunan paket dağıtan Başkan Şevik, özellikle koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Başkan Şevik daha sonra otosantral garajı içerisinde tatbikata hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Şevik Buldan'ın 3. sanayi sitesi olan Vatan Sanayi sitesine de geçti. Burada ilk olarak yeni açılan ve yüzlerce kişiyi istihdam edecek olan boyahaneyi ziyaret ederek işletmecisi Erkan Dereköylüoğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti. Boyahane ile ilgili Başkan Şevik'e bilgi veren Dereköylüoğlu, kısa bir süre önce üretime başladıklarını ve Buldan'da olmaktan memnun olduklarını belirtti. Şu anda moralimiz yerinde. İşçiler çok mutlu. Eğitim veriyoruz. Sürekli bir dokümantasyon veriyoruz ellerine. Yani önce eğitim. O sayede de biraz başladık. Harekete başladık. İyi gidiyor yani şu anda. Şu ön taraftaki betonu attıktan sonra orada depolar yapacağız. Orada bir 50-60 kişi depo şeyinde çalışacak orada. Vatan Sanayi sitesindeki diğer iş yerlerini de ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Şevik, bir iş yerinden ipliklerin sarıldığı boş liverti aracı yüklemeye çalışan işçilere yardım da etti. Çevre dostu politikalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi kente kare kodlu geri dönüşüm kafesleri yerleştirmeye başladı. Geleceğimizi koruyoruz sloganıyla geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüten Kuşadası Belediyesi, son 24 ayda 7400 ton ambalaj atığı ve 63700 kilogram bitkisel atık yağ topladı. Belediye hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden sıfır atık belgesi almaya da hak kazanan Kuşadası Belediyesi, şimdi de eskiyen geri dönüşüm kafeslerini yenileriyle değiştirmeye başladı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çeşitli noktalara 200 yeni geri dönüşüm kafesi yerleştirildi. Modern görünümleriyle beğeni toplayan kafeslerin üzerinde kare kod da yer aldı.
Uygulama sayesinde vatandaşlar dolu olan geri dönüşüm kapasitelerinin boşaltılması için cep telefonlarından konum bilgilerini de içeren kare kodu okutup Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne mesaj yollayabiliyor. Mesajı alan ekipler ise hemen harekete geçip geri dönüşüm kapasitesini boşaltıyor. Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, temiz bir çevre hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Hem şehirlerimizden geri dönüştürülebilir atıklarını yenilediğimiz kafeslere atmalarını rica ediyorum diye konuştu. Ege Sivaslılar Derneği'nin ikinci genel kurulu gerçekleştirildi sevgili seyirciler. Genel kurulda bayrak değişimi yaşandı. Mevcut başkan Tolga Eleman görevi İsmail Koç'a devretti. ...2019 yılının Ocak ayında kurulan Ege Sivaslılar Derneği'nin ikinci genel kurulu gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyon binasında yapılan genel kurula dernek yönetimi ve üyeler katıldı. Seçimli genel kurulda tek listeyle seçime giden İsmail Koç yeni başkan seçildi. Genel kurulla birlikte mevcut başkan Tolga Eleman görevi İsmail Koç'a devretti. Mevcut başkan Tolga Eleman ve yeni başkan İsmail Koç dernek ve genel kurul hakkında bilgiler verdi, dernek çalışmalarını anlattı. Bu derneği kurarken yaklaşık 4 yıl önce 50 kişilik bir yönetim kuruluyla çok kurumsal kararlar alarak yola çıktık. Bizim derneğimiz her bölgeden Sivaslılar olarak en sevilen, en sayılan insanlardan oluştu. Ve bu yapı tüm ilçelerde teşkilatlanarak kurumsal bir şekilde her ilçede temsilcisi olan siyasi parti gibi düşünün. Ya da yapısal işte inşai alanda da bir kahve diyarlarını kurumsal olarak düşünün. Öyle bir yapıda genel merkez burası İzmir'de Bayraklı Salhane'de Tepekule İş Merkezi ve dalları diğer ilçeler olmak üzere, il ve ilçeler olmak üzere çok kurumsal yapıda kendi kuralları, kendi prensipleri olan bir yapı. Biraz önce de belirttiğim gibi yani inşallah o kurumsallıkta başarılı olmama gibi bir şansımız yok. Diğerlerin tabii ki hepsine kapımız açık, hepsi hemşerimiz, tüm Sivaslılar bizim başımızın tacı. Bizim amacımız Sivasları bir yere getirmek. Sivas demek türkü demek. Sivas demek bağlama demek. Sivas demek cumhuriyet demek. Biz bu değerlerimizi geliştirmek, insanlarımıza aktarmak zorundayız. O bir misyon zaten. Onu yapmak zorundayız. Tabii ki amacımız öncelikle Sivas'ı, Sivas'ın kültürünü, Sivas'ın türkülerini aktarmak, elimizden geldiğince de öğretmek. Öğrenmek isteyene kapımız her zaman için açık. Ama bağlama konusunda ben kurs vermiyorum ama bağlama konusunda da kurs verecek arkadaşlarımız olacak. Burada her türlü sosyal faaliyeti inşallah başlatacağız. Buradan sesleniyorum. Bütün Ege bölgesindeki şehirlerimizde bulunan Sivaslılar derneklerine her konuda birbirimizi destekleyerek bir araya gelelim. Bize ulaşmaları işte konumumuz belli. İzmir Tepekule, Bayraklı Tepekule'de denize nazır bir yerde Sivaslara yakışır bir yer edindik. Türkiye'deki Sivaslara, hatta dünyadaki Sivaslara
ve Sivas'ı sevenlere, Sivas'a gönül verenlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah utandırmasın. Ödemiş Sivaslar Dernek Başkanı Şevki Kayaturan da genel kurulun hayırlı olmasını diledi, çalışmalarından söz etti. Dernek büyük şehirlerdeki en büyük sıkıntımız büyük kalabalıklara rağmen insanların kendilerini yalnız hissetmesi. Zaten derneklerin oluşmasında bir araya gelmesindeki neden de bu. İşte doğduğumuz şehirle yaşadığımız şehir arasında bizler dernekler olarak köprü vazifesi görmekteyiz. Kültürel kaynaşmayı sağlamaktayız. Ege Bölge, Ege Sivaslar Derneği de burada, İzmir'de bunu yapmaya gayret ediyor. Önceki başkanımız da sağ olsun Tolga Leman da gerçekten çok büyük şeylere imza attı. Çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. Yeni başkanımıza da bu vesileyle hayırlı olsun diyorum. İyi bir halk müziği sanatçısıdır. İnşallah hem bizleri hem de Egelileri Sivas türküleriyle coşturacağına inanıyorum. Hasret dolu gönül tasım, canımın içi Sivas'ım. Hasret dolu gönül tasım, canımın içi Sivas'ım. Şişli Belediye Meclisi, Şişli ve çevre ilçe sakinlerinden gelen Şişli Eftal Hastanesi yerinde yeniden yapılsın talebini oy çokluğuyla kabul etti. Halkın sesine kulak veren, halkın sağlık hakkına önem veren Şişli Belediyesi, komşularıyla birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahip çıktı. Belediye Meclisi'nin 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde yeniden yapılması yönündeki talep oy çokluğu ile kabul edildi. Şişli Belediye Meclisi tarafından alınan kararda, gelinen noktada Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal'in tamamen kapatılmasından veya tam teşekkül olarak yerine dönemeyecek olmasından büyük endişe duymaktadır denildi. Şişli ilçesinin ve çevre ilçelerin en büyük sağlık kurumlarının başında gelen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binaları, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya başlanmıştı. Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe'deki hastanelere taşınma işlemleri ise devam ediyor. Hastanenin boşaltılmasından sonra Şişli Etfal'in arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Gümüşhane'nin Torulu ilçesi kaymakamı Ömer Sait Karakaş'ın annesi Nuray Karakaş hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Merhume Karakaş Sivas'ta kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesi kaymakamı Sivaslı Ömer Sait Karakaş'ın annesi Nuray Karakaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhume Karakaş için bugün Sivas İl Merkezi'ndeki Ay Yıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenab-ı Hak vermiş olduğunuz hüsnü şahadeti ve helallığı kabul ve makbul eylesin. Allahu Ekber. Kılınan cenaze namazının ardından kaymakam Ömer Sait Karakaş'ın annesi merhume Nuray Karakaş'ın naaşı Yukarı Tekke kabristanlığına defnedildi. Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve pek çok sanatçıyla çalışan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç modacı Volkan Arıkanoğlu'nun adı Gölbaşı'nda yaşayacak. Ünlü modacı Volkan Arıkanoğlu'nun vefatı üzerine ailesi, modacının atölyesindeki tüm eşyalarını, kumaşlarını ve kendi diktiği abiye kıyafetlerini Gölbaşı Belediyesi'ne bağışladı. Tüm bu eşyaların ihtiyaç sahibi aileler için kullanılmak üzere paylaşım noktasında değerlendirileceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Volkan Arıkanoğlu kardeşimizin kıyafetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Aynı zamanda genç yaşında hayatını kaybeden kıymetli kardeşimizin adını Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bulunan dikiş atölyemize verdik dedi.
Volkan Arıkanoğlu'nun annesi Dürdane Sarıkaya da, "Oğlum her zaman kendini hayra adadı. Çok zengin olabilirdi ancak o iyiliği çok sevdi ve seçti. Gölbaşı Belediye Başkanımız sahip çıktı Volkan'a. Allah razı olsun," dedi. 31 yaşında kaybettim. Bugün 148 gün oldu, 149 gün oldu bugün. Kendini hayırlara adadı her zaman için. "Dünya malı cebine girmez yavrum," dedim. "Biraz cebine girecek mal kazan." İyiliklere adadı kendini. Şimdi çok zengin olabilirdi. Çok zengin olmuş olabilirdi ama hep iyilikleri çok sevdi o. Gölbaşı Belediye Başkanımız sahip çıktı. Allah razı olsun ondan. Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı sevgili seyirciler. Bir şüpheli yeni tören alanında içinde demir bulunan yıldız şeklindeki süslemeleri yerinden sökerek kayıplara karıştı. Olay geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde yeni tören alanında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Lüleburgaz Belediyesi'nin kente kazandırdığı yeni tören alanındaki yıldız şeklindeki kent süsleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay sonrası yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde bir şüphenin sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak süslemeleri tek tek kırarak çaldığı görüldü. Şüphelinin içinde demir olan süslemeleri hurdacıya sattığı tahmin edilirken benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu da öğrenildi. Öte yandan yaşanan durumun ardından Lüleburgaz Belediyesi şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulundu. Öte yandan şüphelinin hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçtiği görülürken hırsızlık anındaki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Evet, şimdi ise sırada Sivas'tan bir kaza haberimiz var sevgili seyirciler. Sivas'ta ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Osman Yurt Caddesi'nde meydana geldi. FY idaresindeki 58 ACF-690 plakalı ciple YY idaresindeki 58 TV-547 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 58 ACF-690 plakalı aracın şoförü ve araçta bulunan iki yolcu, 58 TV-547 plakalı aracında sürücüsü ve araçta bulunan MY yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün faal olduğu branşlardan kickboksta sporcular önemli bir şampiyonada boy gösterecek. 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickbox Avrupa Kupası'na katılacak olan sporcular derece alarak dönmek istiyor. Hocaya selam! Kickbox! Pamukkale Belediyesi adını sporda da duyurmak için Pamukkale Belediye Spor Kulübü'ne bağlı tüm branşlardaki sporcuları desteklemeye devam ediyor. 2015 yılında kurulan kulüp, 2019 yılı itibariyle branş sayısını artırarak sporun her dalında başarılara imza atarak Pamukkale Belediyesi'nin adını duyurmayı planlıyor. ...2020 yılında aktif olan kickboks dalında sporcular önemli bir şampiyonaya hazırlanıyorlar. Antrenör Zekai Doruk gözetiminde yapılan çalışmalarda sporcuların hırsı dikkat çekti. Pamukkale Belediye Spor Kickboks takımı 8-11 Nisan 2021 tarihinde Antalya'da yapılacak 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'na hazır hale geldi. Antrenör Zekai Doruk, "Hedefimiz Pamukkale Belediyesi olarak kickboks branşını Denizli'de yaygın hale getirmek," dedi. Yaklaşık bir yıl önce Pamukkale Belediye Spor Kulübü olarak branş eklendi, kickboks branşı. 2019 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda iki tane çocuğumuz Türkiye ikincisi oldu, bir tane çocuğumuz Türkiye üçüncüsü oldu. Maalesef pandemiden dolayı ara vermiştik. Şu an 8-11 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan maçlarda yine çocuklarımız milli takım için yarışacak. Üç ayaklı bir seçme oluyor. Birincisinde 2019'da yapılan maçlardaki dereceleri bu yıla aktarıldı. Burada da derece alırlarsa büyük ihtimal iki tane çocuğumuz zaten milli takım potasında şu an. Hatta üç tane, pardon.
İşte buradan sonra da Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var, son bir maçımız. Orada da yine derece yaptıkları takdirde ülkemizi temsil etme hakkına sahip olacaklar. Dediğimiz gibi hedefimiz Pamukkale Belediyesi olarak kickboks branşını Denizli'de yaygın hale getirmek. Belki de binlerce çocuğa bu yönde hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Kickboksçular Ahmet Burak Canbeldek, Nazife Güçlü ve Emre Özeren ise hedeflerinin milli takıma girerek Ay Yıldızlı Bayrağı turnuvalarda dalgalandırmak olduğunu belirttiler. 3 yıldır kickboks yapıyorum. Türkiye birinciliğim, Türkiye üçüncülüğüm. Aynı zamanda Ege, Denizli birinciliklerim bulunuyor. Kickboksun bize kattığı çok şey var. Zekai hocamın da olsun. Birlikte çalışmamızın çok emeği var. Kickboks sayesinde bayağı bir zihin gelişmesi, okulunda ilerleme falan kaydediyoruz. Buradan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkürler bize destek oldukları için maçlarda. Onlar sayesinde bayağı bir gelişmemiz oldu. Şu anda Türkiye birinciliğimi mesela Pamukkale Belediyesi sayesinde onların katkısıyla elde ettim. Onlara çok teşekkür ederim. 15 yaşından beri Zekai hocamın yanında kickboks yapıyorum. İl birinciliklerim ve bölge şampiyonluklarım var. Nisan'da yapılacak olan maçta ben de dövüşeceğim 65 kilo K1'de. Pamukkale Belediyesi'ne geçtiğimiz için de çok mutluyuz. Avni Başkanımız bizim her zaman yanımızda. Bütün maç ücretlerimizi olsun, maç ihtiyaçlarımız olsun her şekilde bize destek veriyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hedefim benim de tüm buradaki sporcu arkadaşlarım gibi milli takıma girip bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah bunun için de çok çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yaklaşık 3,5-4 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk bu salonda Zekai hocamın yanında başladım. Denizli'de birçok derecem var. Ondan sonra Türkiye'ye geçtim. Türkiye'de birçok derece aldım. İnşallah bir hafta sonra maçımız var. Orada da artık derecemi yapıp milli takımı hedefliyorum. Burada Denizli'mizi Pamukkale Belediye'mizi temsil ettim. Türkiye dışına da gidip inşallah ülkemi temsil edeceğim. Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün yöneticileri ve sporcularının katıldığı toplantıda 2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Örki, Pamukkale'nin spor ilçesi olması hedeflerinin bulunduğunu ifade etti. 2021 yılı sporda atılım yılımız olacak dedi, sporculara başarılar diledi. Tabii Pamukkale Belediye Spor'un bünyesine yeni katmış olduğu branşlardaki başarılı sporcularımızı görünce başarının da yani ulusal ve uluslararası alanda başarının kaçınılmaz olduğunu artık biz görmeye başlamıştık. Ve kendimize de bu başarılara uygun ve yatkın hedefler koymalıyız dedik. Sizlerin başarılı olacağına gerçekten inanıyorum. Bu uğurda belediye olarak da bizim sizin tam olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi arzu ederim.